Herkese merhabalar. 7'den 8'e hazırlık kampımızda elektrik yükleri ve elektrik enerjisini 8. sınıfta göreceğiz. Ama öncesinde bu konunun bağlantılı olduğu 7. sınıfta öğrendiğimiz enerji dönüşümlerini görmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Ve ilk başta seninle 7. sınıf tekrar yapacağız sonuç evladım benim. Çok elektrik alıyorum hocam sizden. Şimdi elektrik konusuyla bağlantılı. Neden? Çünkü elektrik enerjisi aslında mesela elektrik enerjisi hareket enerjisi dönüşüyor. Hareket enerjisi işte ısı enerjisi dönüşüyor falan filan tarzında bir sürü şey var. O yüzden seninle enerjinin kullanımı alanından başlayaraktan 7. sınıfın tekrarını yapmaya başlıyoruz hocam. Başlayalım hocam. Bir kere hayatımızın her alanında neye ihtiyacımız var? Enerjiye ihtiyacımız var. Elektrik faturası hayatımızın her alanında. Hareket etmek için enerjiye ihtiyacımız var. Vücudumuz için enerjiye ihtiyacımız var. İşte gözlerimizi açıp kapatabilmek için, beynimizin çalışması için ve aynı zamanda arabayla gidebilmemiz için işte ütü yapabilmemiz için, ondan sonra bir yemek ısıtabilmemiz için. Dolayısıyla enerjiyi mutlaka bir şekilde tutmamız gerekiyor. Bunu tutabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Enerjiyi kazanmamız gerekiyor. Peki enerjiyi biz nasıl üretiyoruz? Bir kere enerji baktığımız zaman iki farklı çeşidi var. Çekim potansiyel enerjisi, bir de kinetik enerji. Tabii bizim bu bildiğimiz en basit enerji türleri. Aslında nükleer enerji var, işte ısı enerjisi var, ışık enerjisi var. Bunlar daha komplike ama biz mekanik enerji, yani hareketten dolayı ortaya çıkan veya cisimlerin konumlarından dolayı ortaya çıkan mekanik enerji dediğimiz şey aslında iki farklı türü var. Çekim potansiyel enerji dediğim şey aslında yükseklerde olduğumuzdan, yani cisimlerinden konumlarından dolayı. İşte mesela Erciyes Dağı'nın tepesindeki bir kardan adam. Enerji içimizde. Harika. Potansiyel enerjisi fazladır. Yani çekim potansiyel. Çünkü yüksektedir. Ama bir de hareketten dolayı işte mesela denizde giden su kızağı. Bunu yaparken hareketli cisimlerin sahip olduğu enerjiyi de kinetik enerji diyoruz sonucu. Hangi enerjiye sahipler? Gel sen de bir bakalım. Mesela atlayış yapan paraşütçüler sence hangi enerjiye sahipler Tomuş Evladım? Apache enerjisi. Hayır, bir kere aşağı doğru hızla gittikleri için hem hareketten dolayı kinetik enerjiye sahipler hem de aynı zamanda yukarıda olduklarından dolayı belli bir miktarda potansiyel enerjiye sahipler, değil mi evladım benim? Evet. Aynı şekilde barajlarda biriken su. Barajlarda biriken su yukarıda tutulduğundan dolayı potansiyel enerjiye sahiptir Tomuş Evladım benim. Dağdan iniş sırasında dinlenen dağcıya baktığımız zaman da dinlendiği sırada tam potansiyel enerji, çünkü yerden yüksekliktedir dinlenmez, ama hareket ederse tabii ki hareket enerjisi kinetik enerjiye sahip oluyor. Pistte yarışan otomobillerin tabii ki kinetik enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz, çünkü yerde duruyorlar ama belli bir hızla gidiyorlar diyebiliriz. Peki kinetik enerji nelere bağlıdır dersek, bir cismin kinetik enerjisi cismin kütlesine mutlaka bağlı ve aynı zamanda cismin hızına bağlıdır. Zaten hareket diyoruz ya evladım benim. Hareket bereket. Aynen, o da hızla alakalı. Mesela şöyle düşünelim. İki tane araç var. İkisinin de kütlesi m kilogram. Sallıyorum ne? Mesela 500 kilogram ikisi de. Birisi 100 kilometre bir saatte gidiyor. Bir tanesi 50. Hangisinin sence kinetik enerjisi daha fazla sonuç evladım benim? 100 kilometre. Süper zekisin. İşte bunları kıyaslamayı yapmayacağız. Aynı zamanda bir tane uçak var. Bunun tabii ki arabadan çok daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Ve 100 kilometre hızla gidiyor. Sence hangisinin kinetik enerjisi daha fazla Tonguç evladım benim? Uçağın. Çünkü daha fazla kütlesi var. Veya Tonguç'um veya burada mesela aynı şekilde bu ikisine baktığımız zaman ikisi de aynı hızla gidiyor ama bunun kütlesi daha fazla olduğundan dolayı bunun kinetik enerjisi daha fazla şeklinde bakabiliriz olaya. Geldik çekim potansiyel enerjisine baktığımız zamansa çekim potansiyelinin miktarı cismin kütlesine ve yerden yüksekliğine bağlıdır. Zaten o yüzden çekim potansiyel enerjisi diyoruz. Bravo diyorum sana, gerçekten çok zekisin. Birinci katta, ikinci katta iki tane valizimiz var. Hangisinin sence kütle daha fazla, çekim potansiyel enerjisi daha fazla sanki Tonguç öğrenelim benim? Birinci kattakinin. Yani birinci kat niye öyle ters yazmış? Pardon, ikinci kat, birinci kat diyelim, birazcık garip olmuş gerçekten. Çünkü daha yüksekten düşecek. Daha yüksektekinin daha fazla diyoruz. Peki geldik burada elmalara. Mesela bak dikkat et. Bu ikisi de aynı yüksekte ama buradaki elma daha ağır. Buradaki armut daha hafif. Hangisinin çekim potansiyeli daha fazla? Tabii ki kırmızının daha fazla, çünkü kütleye de bağlı. Hem kütleye bağlı hem de yüksekliğe bağlı. Kütle arttıkça artıyor. Yükseklik arttıkça artıyor. Bir de enerji dönüşümleri var ki zaten asıl bağlantı olan konu da burası. Evrende enerji asla yok olmuyor Tonguç'um. Bir türden başka bir türe dönüşüyor. Mesela işte ısı enerjisi dönüşüyor. Hareket enerjisi dönüşüyor. Hareket enerjisi elektrik enerjisi dönüşüyor. Elektrik enerjisi işte nasıl diyeyim, çekim potansiyeli falan filan, bir sürü farklı türü var. Şimdi burada da sana bu potansiyel ve kinetik enerji arasındaki dönüşümü göstermek istiyorum. Tonguç şöyle düşünelim. Bu arkadaşın
buradaki potansiyel enerjisi yüksek. Buradan bırakıldı, serbest bırakıldı diye. Burada kinetik enerjisi yok gibi. Tam böyle yeni girmiş potaya, daha hızımız yok. Ama aşağı doğru düştükçe hızı ne olur Tom Uçak? Artar. Süper değil. Aşağı doğru düştükçe hızı artarsa o zaman kinetik enerjisi artıyor. Ama ilk başta yüksekteyken potansiyel enerjisi fazlaydı. Ama aşağı doğru düştükçe potansiyel enerjisi artık ne oluyor? Sıfırlanıyor Tomucuğum. O yüzden kinetik ve potansiyel enerji birbirine dönüşebildiği için cisimlerin toplam enerjisi değişmiyor. Yani sen bu cismin toplam enerjisi nedir sen? Ya bu cismin toplam enerjisi bu kadardır. Bak ama ne oldu? Bununla bunun toplamıyla, bununla bunun toplamı, bununla bunun toplamı aslında aynı şey çıkıyor. Mesela bu 100 ise bu 0, bu 50 ise bu 50. Bu sıfırsa bu 100. Toplama sıfırla 100'ü kaç eder biraz? 100. Ha, 50 ile 50 topla. 100. Sıfırla 100'ü topla. 100. Aynı şey. Dolayısıyla toplam enerji değişmiyor Tonguç'um. Bir türden başka bir türe dönüşüyor. Burada ne olmuş? Potansiyelden kinetik enerjiye dönüşmüş diyor. Basit sarkaç deneyi de bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Mantık olarak şöyle düşünüyoruz. Bir kere M kütleli bir sarkaç. Sarkaç dediğim şey de böyle bir şey. Şöyle bir şey bırakıyorsun, böyle sallanıyor. Böyle sallanıyor. Duvarda böyle bir şey asılıyorsun. Böyle bir top var. Böyle bıraktığın zaman... Kar, kartal, kalkar, kaltar, kalkar, kart, kartal. Tebrik ediyorum. Bıraktığın zaman ne olur? Böyle gider, böyle gider. Böyle gider, böyle gider. Bir dakika içerisinde uyuyacaksın. Ardından söylediğim her şeyi unutacaksın. Harika. Şimdi uyanabilirsin. Oh! Bütün her şeyi anladın. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla işte bu sarkaç deneyi de hipnozcular da kullanıyor bu işte zımbırtıyı. Mantık olarak şöyle düşüneceğiz. Bak K'lı bu cisim aslında duruyordu. Bıraktığımız zaman ne oldu? Sallanmaya başladı. Şimdi sallanmaya var. Bıraktığımız zaman duruyordu. Duruyorsa o zaman kinetik enerjisi, kusura bakma arkadaşım, yok diyoruz. Kinetik enerjisi sıfır. K'lı bu cisim kinetik enerjisi sıfır. Ama sonra ne oldu? L'ye geldiği zaman kinetik enerjisi arttı. Yükseliyor. Çünkü buradan belli bir hızla geçiyor. Sonra buraya kadar gelince de durdu artık. Yine durdu. Dolayısıyla yine sıfıra geldi. Hatta şöyle bir grafik de çizebilirsin. Kinetik enerjisi artıyor ve azalıyor. Burada potansiyel enerjisi ilk başta yüksekteydi Tomucuğum. Sonra bıraktığımız zaman aşağı doğru düştü. Sonra yine arttı. Yani o da böyle bir zımbırtı şeklinde. M'de yine yukarı çıkıyor. Bak yukarıda, bu aşağıda. Aşağıda olduğu için potansiyel enerjisi de azaldı diyoruz. Tarzında yorumlamalar yapabiliyoruz Tonguç Evren Bey'im. Bu mantığı da aslında potansiyel ve kinetiğin birbirine dönüşümüyle buluyoruz. Çünkü bununla bu birbirleriyle tam örtüşen, yani birbirine yapışan şeyler. O zaman ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um, yorumlara yaz bakalım, hadi bakalım sana görelim adam. O zaman ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um, yorumlara yaz bakalım, hadi bakalım sana görelim adam. Bak Tonguç'ta başlıyor kan. Düşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'ta başlıyor kan. Düşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden